Eren ve Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir videoyla karşınızdayız. Peki bugün videonun amacı ne? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hayatımda ilk defa, belki bilmiyoruz da olabilirsiniz, 1600 puana çıktım. Peki 1600 puana nasıl çıktım? Açıkçası biliyorsunuz çok da kaliteli bir oyuncu değilim ama teknik direktörüm o kadar iyi ki gerçek anlamda çok iyi sonuçlar alıyorum. Peki teknik direktörüm kim? Bir önceki videolarda da söylemiştim ama Schmidt taktiği, ciddi anlamda bu teknik direktör ya da buna benzeyen bir teknik direktör bulursanız bana göre oyunun baklı taktiklerinden biri. 4-3-1-2 gördüğünüz gibi kontra atak, kısa pas, orta, dizilişi koru, önde baskı, geniş ve ölçülü. Tabii ki bunu defansa çektiğinizde önleme bölgesi orta oluyor ama ben defansif tarzı önde baskı istiyorum. Önde baskı kullandığınızda ne faydası oluyor onu söyleyeceğim. Önde baskı kullandığınızda kardeşlerim biraz daha önde pres yapabiliyorsunuz ve ilk anda topu kapma ihtimaliniz olabiliyor. Ama tam defans yaparsanız oyuncular pres yapmak yerine komple defansa gömülüyor ve o zaman kontraya çıkarken de biraz zorluk yaşıyorsunuz. Yani inanılmaz beyni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Güzel bir rakip gelsin inşallah. 1603 puandayız. Bu arada son dönemlerde baktığımda çok fazla yabancı rakip geliyor. Ondan dolayı da bağlantılar çok kaliteli olmuyor. İnşallah Türk biri gelirse bağlantının iyi. Bakın Nare geldi, Muhammed 1541 puanda. Hemen şöyle takımımızı kontrol ediyoruz. Takımda bir sıkıntı yok. Kaka orada, tamam. Hemen rakibi de kontrol ediyoruz. Rakipte Rashford var, Gullit var ve 5 defansta oraya çekmiş. Bakalım nasıl maç olacak. Like'ınızı da attıysanız gelin maçımıza geçelim. Ve stop! Tıklım tıklım dolu. En büyük avantajımız Wembley'de. Bu arada bir kardeşimiz şunu demiş. Abi demiş ya, hani sen standart 60 FPS alsan rahatlıkla oynayacaksın. Kanka düşüğe bile alsam oynayamıyorum. Şu anda tablette bir problem var. Ama bu sıkıntıyı birlikte geçeceğiz krallar. Sıkıntı yok yani. Şimdi aldım. Reş. İlk şutun günahı olmaz. Ama ilk şutun golü olabilirdi, korner. Kısa köşe vuruşu kullandım. David Beckham. Beckham Patrick Vieira'yı gördü. Şimdi Patrick Vieira ne gerek vardı öyle şeylere. Aldık. Şimdi Cafu'da. Cafu. Kanada. Orada Roberto Carlos'u biraz açıldı top. Aldım. Pasımı verdi. Beckham. Beckham vurdu. Kaleci atak devam eder mi? Oliver Kahn. Cafu. Cafu gördü. Şimdi bir pas. Kaka. Rummenigge. Pas verecek. Top bizde mi? Ah bir tane Mahreş. Sakın Reş'i. Sakın. Bende. Ne oldu kanka? Nereye kayıyorsun sen öyle? Aldık. Süpersin. Patrick Vieira. Şimdi bir pas. Süper. Verdim pasımı da. İçeride. Gol pozisyonu. Rashford. Kaleci bir korner daha. Bu sefer kısa köşe vuruşunu bu şekilde kullandım. Döndüm. Pasımı verdim. Orada Beckham. Beckham falso. Şimdi verdim tekrardan. Rummenigge ortaya attı pasını. Tekrardan. Anani. Yalnız rakip bu sefer etkili geliyor. Bak bu geliş değil, ben sana söyleyeyim. Ara top. Pires. Yapma, ilk şuttan da gol yemeyelim. Bak bunun bir planı vardır aga. Bunun bir planı vardır. Orta kavisli Rummenigge. Atak devam edecek. Son anda uzaklaştırdık. Almamız lazım. Ve aldık da. Şimdi Rashford. Rashford gidiyor. Rashford pasını verdi. Orada Beckham var. Beckham indirdi. Tekrardan. Oğlum çok çabuk geriye dönüyorlar. Ama daha son sözümü söylemedim. Attık. Şimdi Rash. Rash pasını verdi. Kakaleyte. Dakika 38. Kakaleyte 1-0 öne geçirdi bizi. Santra'ya çok dikkat. Ara top. Rash. Harikasın yavrum. Gönder. Kontralardan 2'yi bulmamız lazım. Patrick. Çok güzel gördü. Şimdi Rummenigge. Attı pasını. İçeride. Aman diyeyim ben sana. Rummenigge. Attık. Beckham. Beckham pasını. Çok kötü bir top. Hoca bitir hoca. Hoca öyle bir yerde bitirdin ki Allah belanı versin, bir 100 lira sıkıştıracağım maçtan sonra. Rashford da başladı. Aman diyeyim, Santra'ya çok dikkat etmemiz lazım. Bilinçli de oynuyor. Keratta. Ara top geçmedi. Şimdi Rummenigge aldı. At kanka. Yok bir şey. Oyna. Oralarda kapmamız lazım. Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Aldık Beko. Beko pasını verdi Patrick. Patrick pasını verdi. Güçlü rakiplere karşı biraz skorlar az olabiliyor. Attım. Bir pas. Geçer mi? Daha öncekiler gibi çok kalabalık. Çok. Adam Haaland'ı beklemeden almış ya. Var mı böyle bir şey? Bas. Ortayı tutacağım. Orta. Campbell uzaklaştırdı. Rash, dokun ona. Şimdi tacı bırak. Allah kahretmesin. Arnold. Patrick. Aldım. Pasımı verdim. Şimdi.
Uzun bir top. Orada Rummenigge var. Allah sizin cezanızı vermesin. Çok güzel. Davis'i gördü. Davis pas. Pavel Nedved. Hemen kapattık. Davis. Dönis Bergkamp. Bu arada bilerek daha da geri kaçıyorum. Normalde geri kaçan bir oyun tarzım olduğunu biliyorsunuz. Çünkü o kadar defansta ki birazcık en azından açılsın diye Carlos alabilirdin. Patrick. Pas. Almamız lazım. Eyvah. Kapandık. Davis. Davis pas. Dönis. Dönis Pavel Nedved'e. Nedved pasını verdi. Aldık. Pasımızı da verdik. Kanka. Bir türlü çıkamadık oradan. Orta. Beko vurdu. Atak devam edecek. Uzaklaştırdık. Çok güzel. Arkadaşlar oyun planı yapacağım. Verdim pasımı. Şimdi. Patrick Vieira çok güzelsin. Kanada doğru çok iyi gördüm. Ah ah bu var ya Arapların bağlantısı daha da kötü. Carlos'ta kullandık. David Beckham. Beckham pas. Şimdi arka direk boş. Ortayı açtım. Gol pozisyonu topağlarda. Gol pozisyonu Neymar. Biraz önce girdi. Vurdu gol attı 2-0. İşte Neymar Junior. Masaya koydu. 2-0 oldu. Haaland. Çok iyi tutmamız lazım. Hayır 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 hayır. Kafu hayır. Süpersi. Ya sokarım ama böyle şimdi şansa ha. Rekor kaldı var kanka. Neymar'la hiç problem yok. Devam. Attım. Kafu. Verdim. Beko. Ortaya. Patrick. Pasını verdi çok güzel. Araya. Şimdi pres yapıyoruz. Abi çok iyi çıktı. Eğer şu maçı berabere bitirirsem o kadar üzülürüm ki. Patrick. Kapattık. Arnold. Pas verecek. Almamız lazım. Bu çok kötüydü. Campbell. Çok güçlüsün be. Adamın dibisin be. Adamın dibisin. Müdahaleyi yaptık. Son 2,5-3 dakika. Bilemedin 4. O da bilemezsem 4 olacak. Çok önemli. Arkadaşlar vitrin maç öyle demeyin. Patrick Vieira. Kanadı görürse almamız lazım. Orta, arka taraf, Haaland mı, Kafu mu? Tabii ki de Haaland. Aldık topu. Hemen uzun göndereceğiz. Gönderdik. Gönderdiğimiz yerde Neymar çok güzel. Attım. Şimdi Cruyff. Tekrardan. Bir pas ve maçı 2-1 kazanıyoruz. Çok önemli bir maçtı be. İstatistikler bu şekilde ileri diyoruz. Bakalım kaç puan verecek? Ortada bir maçtı. Yani kazandık ama berabere de bitebilirdi. 1614 puan olduk. Hadi gelin isterseniz bir maç daha atalım. 1413 Karşıyaka SK geldi arkadaşlar. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Kanka bir şey diyeyim mi? Ya Havertz'in ama düşüşte ya evet. Evet yine böyle başlayalım krallar. Hemen rakibimizle kontrol edelim. O sana bir şey söyleyeyim. Öyle bir şey hissettim ki bu maç rakip kubunun maçı olacak. Ve stat tıktım tıktım. Wembley Karşıyaka'ya da buradan selamlar sevgiler. Biz tabi Göztepe tarafını tutuyoruz ama Karşıyaka'ya da sonsuz saygımız vardır. Attık. Şöyle verdim. Raycard. Tekrardan attım. Kafu. Çok güzel gördü. Orada bir boşluk. Verdim. Ortaya. Şimdi hoca öncesinde faul yok mu? Hakem oralı olmadı ki. Raycard. Bizim Raycard'a verdi. Verdim. Tekrardan attım. Şimdi Kafu ortaya. Reş aldı. Hoca çok iyi. Oğlum Maldini bu kadar iyi miydi lan? Ronaldo. Dikkat etmemiz lazım. Inzaghi. Bakalım Inzaghi. Inzaghi yapma böyle şeyler. Çok güzelsin. Verdim pasımı. Patrick Vieira. Şimdi Kaka. Kaka pasını verdi. Beckham. Beckham araya. Patrick. Attı çok güzel. Baktı. Orada bir boşluk. Girdik. Gol pozisyonu. Kaka Leite bu gol. Nasıl kaçar Kaka Leite? Uzun gönderdi. Oliver Kahn. Campbell mı? Ronaldo mu? Ortaya karışık bir şeyler oldu. Uzaklaştırdık. Luka Modric. Maradona. Birazcık boyu kısa aslında takımının. Eyvah. Yok yok yok. Hoca yapmadım bir şey. Orada bir çaktırmadan bir faul vardı ama hakem oralı olmadı. Kafu çok güzel. Raycard pasını verdi. Şimdi orada bir boşluk var. Kaka araya. Rashford gidiyor. Rashford. Rashford. 1-0. Dakika 21. Muhteşem bir gol ve öne geçirdi bizi. Maradona ile oğlum Maradona o nasıl bir pastı lan? O nasıl bir pastı Maradona? Maradona, Ronaldo, Inzaghi, AŞ. Çok güzel bir goldü. Filippo Inzaghi'den 1-1 berabere.
Vay 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 vay. Burada Maradona'nın şu pas zaten bizi öldürücü pası verdi. Ronaldo çok iyi duvar oldu. Öbürü de sapladı. Sonuçta biz yedik. Rashford pas. Araya bir pas. Şimdi girdim. Rash. Ah be. Aldım. Rashford 2-1. Şimdi aldık. Ah Matheus. Matheus pas. Çok kötü. Filippo Inzaghi. Pasımızı verdik Campbell. Campbell ortaya şimdi Beko. Beko pasını verdi. Orada Patrick Vieira çok iyi gördü. Bir pas. Girdik. Attım. Kanka. Yemin ederim ki kakaya attım ya. Ah be çocuğum. Yalnız bu Inzaghi beni bugün çok korkuttu ya. Aldık. Carlos. Carlos pasını verdi. Çok güzel diyemezdim. Çünkü rakibin kapısına servis yaptı. Kanka al. Süper. Bizde. Şimdi orada. Rash. Rash pasını verdi. Ara top. Rash gidiyor. Rash çok kasmaya gerek yok. Şimdi Beckham. Beckham. Araya doğru. Rashford. Rashford gerçekten bu oyunun en iyi oyuncusu. Her zaman söylüyorum bunu ben size. Yalnız rakip santralarda hep var. Rakip santralarda hep var. Aldım. Çok güzelsin. Pas. Eğer Modric o küçük bacak. Modric sen nazar değdirdik. Rashford. Çok güzelsin, orada Rijkaard var. Rijkaard çok kasmasan. Hocam. Orada bir halvetlik durum oldu. Inzaghi. Kötü yakalandık. Maradona. Pasını verdi kanada. Şimdi ilk yarıda son anlar. Beko vuramadı. Hoca. Hoca tadını da bırak. Bitir kanka. İlk yarı 3-1 öndeyiz dostlarım. Keyifliydi, güzeldi. Biraz daha üstün oynayan taraftık. İkinci yarıda yalnız birkaç iyi pası var. O yüzden dikkat etmemiz lazım. İkinci yarı çok daha concentration bir şekilde çıkıp bir şeyler yapmamız lazım. Cristiano Ronaldo. Ölçtü işte şu an matematik, kimya, coğrafya, geometri. Hepsini kullanıyor. Rijkaard. Rijkaard gönderdi. Bak görüyorsun değil mi? Bak bu bekleyiş ondan da işte bak. Aldık. Patrick Vieira. Şimdi Beckham. Beckham pasını verdi Kaka. Kaka çok iyi gördü. Orada Rummenigge var. Ah Rummenigge ah. Ah Rummenigge. Kafu. Kanka bu bizim Inzaghi bizim belalımız olacak ha, ben size söyleyeyim. Bak bu Inzaghi. Oğlum direkleri kırma da daha maç devam ediyor. Yeni kale mi getirelim oraya? Luka Modric. Orta. Allah belamı versin. Hayatımda bu kadar kaliteli bir orta görmedim biliyor musun? Bak bu kadar kaliteli bir orta görmedim. Ayak dışıyla böyle verip gibi yapıp benim defansımı geçip. Oha. Aga kendi geçti bu arada. Çok iyiydi ya. Vay arkadaş. Şimdi bir pas. Kaka. Rijkaard. Rijkaard pasını verdi. Ara top. Rummenigge. Son anda ayak. Kankalar çok iyi goldü ya. Ben mi çok abartıyorum? O orta o kadar iyi değil miydi? Hayret bir şey. Demek Luka Modric'in böyle baklı ortaları var mı acaba? Şimdi Rashford. Rashford pasını verdi. Ortada Carlos. Carlos pas. Patrick. Patrick bir yer olmadı. Bu maç Inzaghi'nin maçı olacak aga ya. Vallahi Inzaghi'nin maçı olacak. Yukarı 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 tut tut tut. Kanka Inzaghi'yi tutun, gerisi önemli değil ya. Matheus. Bak görüyor musun Inzaghi'yi? Ana. Kafu. Aldım. Beko. Beko pasını verdi. Çok güzelsin. Rijkaard. Rijkaard çok iyi gördü. Şimdi orada ara top geçer mi? Geçti. Daha önce. Ah be. Beckham aldı. Beckham verdik. Gol pozisyonu. Pasını verdi. Kaka gidiyor. Rijkaard aldı. Oyun planı yapmak zorundayım çünkü işler bizim açımızdan çok da iyi gitmiyor gibi. Maradona pas. Inzaghi. O 2'ye 1'ler çok önemli biliyorsunuz. Pas tekrardan. O Inzaghi'yi tutun aga. Bak o Inzaghi'yi tutun. Bana bu tableti kırdırmayın. Pirlo. Ortayı açtı Pirlo. Ne yapıyorsunuz be bir tanem ya? Campbell. Aga Pirlo'nun ortaya bakar mısın ya? Böyle bir orta var mı? Çok iyiydi. 3-3 konsantrasyon kaybı yaşıyoruz. Devam, sıkıntı yok. Şimdi aldık. Pasımızı verdik. Ortada bir boşluk. Attım. Owen gidiyor. Owen. Owen pasını verdi. Cruyff olmadı. Atak devam eder mi? Musiala girmiş oyuna rakipte de. Kanka al artık, bırakma, hayatımın anlamı ya. Önünde. Şimdi Kafu. Kafu pasını verdi. Orada Patrick Vieira. Çok güzel gördüm. Pasımı verdim. Cruyff attı. Geçmedi ama Neymar aldı. Şimdi Rijkaard.
attım. Gol pozisyonu. İçeride Maradona. Maradona da bugün iyilerinden. Eyvah, yine 2-2 yakalandık. Aldık. Devam. Carlos. Ortaya. Şimdi Patrick. Ah Patrick ah. Bir de foul yapmışız. Güzel. Raycard. Raycard pas. Ah geçmedi. Çok kötü hissettim lan. Çok kötü hissettim. Beckham. Aldık. Çok güzel. Bir pas. Owen. İçeriye. Aldım. Bir şut. Hayır. Bas. Bas. Karışır. Bas. Neler oluyor? Raycard. Çok güzel gördü. Maradona. Ara top. Almamız lazım, aldık. Verdim pasımı. Ortada. Attım. Şimdi. Neymar. Cruyff'u gördü. Girdik. Gol pozisyonu. Pasını verdi. İçeride. Bir şut. Topağalarda gol. Topağalarda gol. Neymar. Neymar. İşte bu. Orada o saniye, o salisede o çalımı yapmak kolay iş değil Serdar. Aslanımsın benim lan, aslanım. Aslanımsın benim. 4-3. Vay babanın kemiklerine. Orada o çalımı yapmak kolay değil aga. Orada Neymar'la o saniyede o çalımı yapmak kolay değil. 4-3. Çok dikkat etmemiz lazım. Aldık. Vurdum. Ve maçı kazanmayı başarıyoruz. Çok güzel bir maç daha oldu. Arkadaşlar keyifli bir videoydu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada bu taktik, son kez bir daha bir taktiği göstereceğim sizlere. Hemen şöyle okeyleyelim. Gerçek anlamda çok çok beğendiğim bir taktik. Özellikle de 10 numara kartlarınız, Kaka, Cruyff gibi kartlarınız varsa, bana göre bilmiyorum, ben çok iyi bir oyuncu değilim ama beni bile 1600 puanlara çıkardı gördüğünüz gibi. Hemen takım yönetiminde tekrarlayayım. Schmidt taktiği, aynısını bulamayabilirsiniz ama en azından buna benzer bir teknik direktör bulabilirsiniz. Kontra atak, kısa pas orta, hücum bölgesi orta. Ben hücum bölgesi geniş olduğunda forvet adamları bazen kanada kaçıyor. O yüzden ben orta olması biraz daha iyi oluyor ama bazı taktiklerde yoğunluk çok yüksek olunca defansta çıkarken açılarak çıkması daha güzel oluyor. Bunda orta işe yarıyor. Dizilişi koru, pozisyon alma. Defansif farkındalık, önde baskı, önleme bölgesi geniş ve baskı yapma ölçülü. Eğer defansif kısmını alırsanız da çok fazla değişmiyor. Sadece defansif tarzı tam defans. Yani komple defansa kapanıyorlar. Baskı yapmada ölçülü. Bundaki dezavantaj şu: eğer rakip defansa pas yapar ve puanınız da yüksekse genelde çok fazla defansa pas yapıyorlar. Bu da defanstan çok fazla kapandığınız için topu almakta zorluk çekiyorsunuz. O yüzden benim şahsi fikrim hücum kısmını değerlendirmeniz. Güzel, keyifli bir videoydu. Sizler hangi teknik direktörü kullanıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki yılda eFootball 2022 mobil çıktığında bütün teknik direktörler silinecek ama sadece bir tane alma hakkınız var. Hangi teknik direktörü alırdınız? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Videoya da like atarsanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.